Şimdi burada dikkat ederseniz Elif Hanım, bütün hayatı boyunca konuşmalarını izleyin. Hep aynı bu psikoloji ve tavır vardır. Bir taraftan her şeyin arkasında duran yiğit, her şeyi planlayan, her şeyi programlayan, her şeyi teşvik eden, her şeyin önünde şahsı manevi temsil eden biri gibi duruyor. Sorumluluğa geldiğinde, iş fatura ödemeye geldiğinde, bedel ödemeye geldiğinde diyor ki ben bir şey yapmadım, dedim gidin okul açılın, iyi olur dedim. Gitmiş okul açmışlar diyor. Şimdi bu kadar kolay mı 160 ülkede devlet elçilik açamamış? Bir senin iki cümlen, iki kelimenin hatırına nasıl oluyorsa bu iş adamları bir araya geliyorlar da hemen gidelim oraya okul açalım. Anladık açtı da bu okul iş adamlarının hemen oraya gidip okul açmasıyla bitmiyor ki. Bunun bir eğitim desteği lazım, öğretmen kadrosu lazım, efendim başka destekleri lazım. Sadece bununla bitmiyor. Peki bu iş adamları bu kadroları nereden buluyor? Şimdi bize gözümüzün içine baka baka bu ülkede sanki bunlar böyle bir programlı, sanki bunlar böyle bir düzenek içerisinde devam ettirilen bir faaliyet değilmişçesine gibi bunu kabullendirmeye çalışılması da ayrıca bir vahim duruma işaret ediyor. Ben çarpıcı bir örnek olması bakımından izninizle Yalnız şunu, son dakikalarımız öyle mi? bitti. Bir cümleyle hemen şunu söylemek istiyorum ama bunu ülkemizin insanı duysun. Şimdi Kuzey Irak kuruldu biliyorsunuz değil mi? İnsanlar Erbil'e gidemek gelemiyor. Kuzey Irak kuruldu. Erbil'e gidip gelemediğiniz günlerde oraya bir ışık üniversite, okul değil bakın. Üniversite açıyorsanız bu artık bu hareket orada sadece kusura bakmayın ama sıradan bir üniversite açma falan diye kimseye yutturamazsınız bunu. Nedir? Bu doğrudan doğruya Kuzey Irak üzerindeki global dünyadaki gücün orada kendi faaliyetlerini de yürütmesi bakımından bir misyon üstlenecek kurumu oraya inşa etmesidir. Yoksa kimin haddine düşmüş daha Erbil'de kimse insan can sağlığınız tehlikede oraya üniversite Çok açıyorsunuz. kısa kısa